bu mücadelede, yani bu yapıyla mücadelede sadece yapının mensuplarının hukuk karşısına çıkarılması, hukuka hesap vermeleri yeterli midir? Bunların İslami anlayışı, din anlayışını yaptıkları tahribatın önlenmesi ve mesela Anadolu'da bunlar da Müslüman. İşte namazında, niyazında insanlar diye çocuklarını emanet eden samimi insanlar çocuklarını bıraktılar. Anadolu'nun zeki, pırıl pırıl çocuklarını bunlar da fişlediler ve adeta Türkiye'de hayatın dışına attılar. Bu mücadelenin aksayan önemli yanlarından birisi değil mi sizce? Yani bunların yaptığı dini tahribatın, akaid tahribatının da düzeltilmesi yönünde faaliyet yapması gerekmiyor mu? Bak, bu soruyu önceden seninle kurgulamadık değil mi? Bunu, şu anda doğaçlama soruyorsun. Evet. Ne kaç dakikan var? 5 dakikanız var. Ama ben şimdi çok sıra dışı ve dirsek çakıcı şeyler söyleyeceğim. Çok fazla dirsek çakma. Hayır. Yani. Öyle, gerçek, öyle bir soru sordun ki. Bu iş nasıl tamir edilir ama, diye soruyorsun. Tabii onu tespit etmeliyiz. İmam hatiplerde şu anda FETÖ'cülere karşı olmakla övünen imam hatiplerde şu anda semavi dinler diye bir safsata okutulmuyor mu? FETÖ buradan girdi. Git Osmanlı ulemasına bak. Selçuklu ulemasına bak. Hristiyanlık ve Yahudiliği Allah'ın hak dinleri olarak tanıyorlar. Semavi dinler, İbrahim'i dinler safsatası o kir oradan geliyor. Daha derine ineyim mi? İn. İlk defa söylüyorum bunu. 24 Haziran'dan önce bunu söyleyemezdim. Bu bilgilerle beni donatan Tekirdağ Rifai Ocağı'nın Horasanilerine selam ediyorum. 24 Haziran'dan önce bunları söyleyemezdim. Ama şimdi bundan sonra bu inkılabın altının dolması, gerçekle, hakikatle dolması gerekiyor. Yeni tayin edilen Milli Eğitim Bakanı'ndan insanlar sevinçle haykırıyorlar. Hanımefendim tanıyor, öğretmenler sevinç içinde. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, yiğit, bilim haysiyeti olan bir delikanlıymış. Anezi ne demek? Bir kabilenin adı Aneziler. Bunun kök adamı kim? Anezi Esad bin Rebia. Bunun kardeşi kim? Ümeyye bin Ebi Süfyan. Esad bin Rebia'nın oğlu kim? Utbe bin Rebia. Kızının adı ne? Hint. Verdiği adam kim? Ebu Süfyan bin Harp. Utbe bin Rebia'yı Bedir'de kim öldürdü? Hazreti Ali. Utbe bin Rebia, Ebu Süfyan bin Harp, Ümeyye bin Ebu Süfyan, Esad bin Ebi Rebia, Anezi kabilesi Necid. Bunlar daha sonra göçlerle Musul, Erbil, Halep, Mardin, Diyarbakır. Buralara geliyorlar, dağılıyorlar. Bunlar Emevilerdir. Ve işin ilginç tarafı bunları birçok kimse Kürt de zannediyor. 13. yüzyıl Arap kabilelerinin iskan politikası, Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu. Okusunlar kardeşim. Ve Ebu Suud Efendi, Süleyman, Sultan Süleyman'ın mollası. Onun tefsirinin mukaddimesinde zaten kendi kimliğini açıklıyor. Anezilerdendir. Bu din anlayışı dediğimiz, FETÖ'nün girdiği din anlayışı bize öyle girdi. Ve şu anda benim merkez coğrafya, İngiltere'nin Orta Doğu dediği Müslümanların coğrafyası bölük pörçük. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölündü. Her birisinin başına da yönetici atandı. Yöneticilerin hepsi Emevi ailesindendir. Suud var ya, şu anda Kral Suud ailesi Emevi kökenlidir. Ebu Suud'la Anezilerden akrabadırlar. Bunlar boşuna seçilmedi ki. Bunlar boşuna seçilmiş değil. Ve Hind'in Hazreti Hamza Efendim Hazretlerinin biliyorsunuz kalbini yedi. Efendim bu bir kabbala ritüelidir. Kabbala, Babil. Babil krallığını kurma hayallerini şimdi düşünün. Niye Türkiye'nin günü idalısını ayıracak? Ve bugün Türkiye'de ayrılıkçı Kürtçü hareketi örgütleyenler de bu yapıdır. Bunlar Kürt de değildir. Bunlara ekbi de Mervan bin Hakem vardır. Medine'den kovulan Mervaniler. Evet. Silvan'a geldip yerleştiler. Bin yılında Mervan Beyliğini kurdular. Onu Melikşah indirdi. Bak çok sıra dışı bir şey söylüyorum. Allah aşkına Milli Eğitim Bakanı, yalvarıyorum.
Ne olur kurban olayım. Bak bu gerçekleri bizim nesillerimiz yarın gavurlardan öğrenirse rezil oluruz. Bunları öğrenelim artık. Bunlar doğru bilgiler. Uydurulmuş dini bırakalım. Hazreti Muhammed Mustafa ile bizi buluşturun. Allah aşkına. Yani dini tahribatların ya, önüne... FETÖ'ler bundan girdi. FETÖ bunlardan. Bu 7-24 çalışan küresel bir çeteden bahsediyorum. Daha ötesine giderim de müsaade etmezsin. Peki.